Değerli arkadaşlar, bugün 10 Nisan 2021 tarihi gösteriyor takvimler. Kar yağıyor gördüğünüz gibi. Bulunmuş olduğum yer Altınordu ilçesine bağlı 600 rakımlı bir fındık bahçesindeyiz. Deniz seviyesinden. Gördüğünüz gibi kar şu anda ince ince yine devam ediyor. Her taraf bembeyaz. Dallarda dün geceden yağan kar düşmüş biraz aşağı. Ama tabi zirai don tehlikesi devam ediyor. Şimdi fındığın durumuna bir bakalım. Ne durumda? Şöyle biraz yakından gösterirsek. Rekolte aslında güzel gözüküyor tabi ki de. Tabi bunu daha sonra yine bakacağız. Bu dala işaret koyacağız şimdi. Don gerçekleşip gerçekleşmediğini bir hafta sonra tekrar gelip bakacağız. Şu anda bu dalda karanfiller açmaya başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bakın tabi böyle bir hafiften de buzlanma var. 12 22. Şimdi şu dalın 22 23 24 25 26 27 28 tane karanfil saydık şu dalda. Şuradan üzerinde işaret koyacağız birazdan buna. Bir ne yapacağız, ip gibi bir şey bağlayacağız inşallah. Bir hafta sonra tekrardan gelip zirai don etkilenmiş mi etkilenmemiş mi bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ilerleyelim biraz. Şu tarafa doğru gidelim. Fındıkta ciddi bir zirai don tehlikesi var şu anda. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel de karanfil açmış aslında. Yani gördüğünüz gibi bakın. Hep karanfiller var. Bakın karın içerisinde. Şöyle yakından göster. Bakın şu anda tabi eksilerde değil, hava soğukluğu. Tabii ki bu inşallah temennimiz zirai don gerçekleşmemesi, bir etki olmaması, ama bunun içinde tabii ki bir takım önlemler var. İlaçlama yöntemleri var arkadaşlar. Bunu size havalar açtığı zaman ilk açtığında göstereceğiz. Fındığı stresten kurtarmak. Eğer bir don olayı gerçekleşmiş ise veya gerçekleşme ihtimali var ise biraz daha kurtarmak için amino asit içerikli gübreler uygulaması gerekiyor. Denenmiş, uygulanmış, iyi sonuçlar alınmış yaprak gübreleri var. Size tavsiyem, havalar açtığında bakın şu ışkınlara bir bakar mısınız? Gerçekten de çok güzel karanfil olduğunu görüyoruz. Açmış yani karanfil. Bunun çakıldak bahçesi. Bakın. Sürgünler, genç sürgünlerde güzel karanfil olduğunu görüyoruz. Bakın. Eğer bu fındığı iyi beslemezseniz bu karanfiller dökülür, yanar. Yani mevcudu iyi korumak lazım. Şimdi buz tutmuş. Buz tutmuş dalda bakalım karanfil durumunu. Evet, şöyle. Bakalım, evet, karanfiller var. Evet, bakın burada karanfiller var. Bakın burada karanfiller var. Şöyle. Bakın. Bakın burada karanfiller var. Bak, bakın çotanak oluşacak. Bakın. Gerçekten de burada 600 rakımda çakıldak fındık bahçesi burası. Bir vatandaşın kimin olduğunu bilmiyoruz artık ama. Çok güzel. İnşallah bir zirai don oluşmaz. Bakın. Böyle bu dalları tekrar, bu ocakları oralara işaret yapacağız birazdan. Gelip bakmak için nasıl olduğunu, durumunun. Çok güzel karanfil olduğunu görüyoruz. Fındık vazgeçilmezimiz, geleceğimiz. Bugün işi gücü bıraktık. Kar yağan bölgelerde böyle fındık bahçelerinde durumun ne olduğunu bakalım dedik.
Bakalım şöyle. Bilekten yukarı kontrol edelim. Oo, çok güzel. Evet. Güzel karanfil olduğunu görüyoruz. Karanfil iyi. İnşallah sonuçları da iyi olur. Ama ne yazık ki zirai don tehlikesi burada devam ediyor. Şimdi buradan ayrılınca geçen 20 gün önce kar yağdığı zaman 400 rakımlarda fındık bahçelerinde palaz ve kara fındıkta incelemelerde bulunmuştuk. İnşallah tekrar o bahçelere gideceğiz. 12-13 Mart, 26-23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşen zirai donda bir etkileşim olmuş mu olmamış mı? Artı Şubat ayı içerisinde 21 Şubat'ta bir zirai don oluşmuştu. 21-22 Şubat'ta bir zirai dondan etkilenme var mı? İşaretler koymuştuk. Şimdi birazdan buradan geri döneceğiz. O 400 rakımlı fındık bahçesinde özellikle palaz fındıklarda o zaman zirai don oluşma ihtimali vardı. Öyle gözüküyordu. Var mı yok mu? Hep beraber bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.